4 numarayı siz söylemiş olun. Evet. Şimdi 4 numarada biliyorsunuz dereotu var. Hemen söyleyeyim. Bakın maydanoz, dereotu, soğan, sarımsak Uzak Doğu'da ilaç olarak kullanılır. Bunlar çok güçlü fonksiyonel gıdalardır ama kullanmasını bilirsen. Evet. Nerede, ne zaman, neye karşı kullanacağınızı bilirseniz. Ve hiçbir kürü, önerdiğim herhangi bir kürü alışkanlık haline de getirmeyeceksiniz. Çünkü bunu yaptığınız zaman yanlış yapmış olursunuz. Bir müddet uygularsınız, 15 gün, 20 gün, hadi maksimum bir ay, ondan sonra ara vereceksiniz. Yani vücut yaşlandıkça, hücreler yaşlandıkça artık enzimler, proteinler, aktivasyonları düşüyor, zayıflıyorlar. Yani nasıl hani bir türkü vardır ya, aman aman haldan düştüm yar, halden düşmek. Yani bu enzimler de aktivasyonları zayıflıyor. Çoğu zaman artık bunlar aktif çalışmayı unuttukları için işte bu fonksiyonel gıdalar ne yapıyor? Bunu ona vücuda hatırlatıyor. Siz bunu 15 gün, 20 gün uyguladıktan sonra vücut hatırlamayla, bu memory davranışla ne yapıyor? Kendisi koşmaya başlıyor. 8-10 ay sonra veya 1 yıl sonra yavaş yavaş tekrar bunu unutuyor. Enzimlerin aktivasyonları düşüyor. Protein üretimleri zayıflayabiliyor. Neticede bunu tekrar hatırlatıyorsunuz. Bu sistem böyle çalışır. Yani şimdi dereotunun, bakın Türkiye'de Anadolu topraklarında yetişeniyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yetişeni çok farklıdır. Yani birinci kalite dereotu Türkiye'de yetişir. Şimdi bunun en büyük özelliği Hüseyin, tiroid problemi olanlar, bak yavaş çalışıyor veya hızlı çalışıyor, hiç fark etmez. Tiroid hormonlarını müthiş bir dengeleme gücü var. Bunu yüz binlerce insan Türkiye'de biliyor. Kullandılar bunu çünkü. Öneriyorum. Ha, bakın İskandinav ülkelerinde, İsveç'te, ekmeklerinde, kurabiyelerinde, onların sabah kahvaltılarında balık meşhurdur ya, somon balığı falan, hepsinin üzerinde ne görüyorsunuz? Dereotunu görüyorsunuz. Ekmeklerinde var. Ekmeklerinde var yani dereotu. Bu hızlı veya yavaş çalışan tiroidde bir numaralı yardımcıdır. Hiç mümkün değil yani. Bir başka özelliği, eğer solid kitle değilse tiroiddeki nodülünüz, bakın doktorun verdiği bir ultrason raporu vardır. Hipoekoik kist diyorsa veya böyle bir nodül solid değilse, Allah'ın izniyle bununla yok ediyorsun Hüseyin. Binlerce örneği var. Yani dereotu böyle fonksiyonel bir özelliğe sahip. Hocam, başka bir şey. Bir cümleyle peki mesela tiroid için nasıl kullanmak lazım? Çünkü geçen hafta buna değinmiştik. Şimdi peki, diyor ki salatada, yemeklerde, her yerde biz bunları kullanıyoruz. Olmaz. Ama olmaz. Olmaz. Bakın ne diyoruz? Fonksiyonel gıdadır bunlar. Yani özellikleri olan, yani doğrudan insan sağlığına, doğrudan genetik yapımıza hükmeder bunlar, etki eder. Dolayısıyla mesela bunu ne zaman tüketeceksiniz? Sabah kahvaltısında bir tutam aldınız. Öğlen bir tutam aldınız. Akşam bir tutam aldınız. Ve bunu 2-3 ay götüreceksiniz. Bak bakalım o nodül kalıyor mu? Ben buradayım. Ha, şimdi düzenli ama 2-3 ay düzenli, boyunca her gün. Düzenli nodüller için. Ama tiroid fonksiyonlarınızı T3 ve T4. Bak T3 ve T4. İki tane önemli hormon üretir. TSH ise beyinde üretilir. Şimdi bunu işte dengelemek için dereotunu tüketiyorsunuz. Sabah, öğle, akşam. 2 ay sonra doktorunuza mutlaka gideceksiniz. Size ilaç verdiyse kullanacaksınız. Sakın ha, hoca dereotunu önerdi, ben ilacımı keseyim. Olmaz. Siz kendi başınıza kesemezsiniz.
hipertiroid veya hipotiroid, yani tiroidim hızlı çalışıyor veya yavaş çalışıyor dense de ilacınızı kesmiyorsunuz, işte bu dengeliyor. Ama mutlaka en geç 2 ay sonra doktora gideceksiniz ve tiroid hormonlarına bakılacak. Diyecek ki size ya ilacını kes veya ilacını azalt. Ne yapıyor? Bu tiroidi de tamir ediyor. Tedavi etme gücü var bunun. Bak binlerce kadından biz mail alıyoruz. Hocam bu nasıl bir mucize diyor. Şimdi bazı izleyicilerimiz de diyor ki mucizeyi ancak Allah, ya işte yarattığı bir mucize bu. Hadi bakalım yarat bir dereotu. Yani dereotuna mucize dereotu demeyin. Derim. Çünkü mucizedir. Bu bir Allah'ın mucizesidir. Al işte gücün yetiyorsa, ilmin, bilimin varsa yap bir dereotu da göreyim. Değil mi? Şimdi dereotunun bahar ve yaz aylarında yaprak ve saplarını kullanırsınız. Ondan sonra bunlar tohuma kaçar. Ne yapacaksınız? Tohumlarını kullanırsınız sonbahardan sonra. Yeşil taze tohumları var. Çok iyidir. Bu da aynı zamanda şeydir. Yani çok fonksiyonel bir gıdadır. Mesela bazı insanlar sofraya iştahlı oturur. Ama yemek yemek istemiyor fazla. Ama nefis işte. Efendim bir iki tutam dereotu tüketin. Sofraya oturmadan önce bak o iştahını nasıl kesiyor. O büyük abartılı iştahınızı nasıl ortadan kaldırıyor. Mesela Helicobacter pylori midede. Helicobacter pylori'ye karşı. Müthiş etkilidir. Ama şunu söyleyeyim, brokolinin yerini dolduramaz. O özel olarak Helicobacter pylori'ye yönelir. Sıralamada brokoli de var. Geleceğiz. Bunun dışında romatizma şikayeti olanlara yardımcıdır. Prostaglandin inhibitörüdür aynı zamanda. Prostaglandin hücre içerisinde üretilir. Fazla üretildiği zaman da ağrı vermeye başlar. İşte burada yardımcı olarak bunu kullanabilirler. Aynı zamanda guatr'ın da önleyicisidir. Karadeniz insanı kara lahanayı tüketir ya, onlarda guatr oluyor. Mübarek yanında biraz dereotu. Yani o lahananın içine yaparken kara lahana çorbasını filan dolmasını lütfen bolca içerisine dereotu koyun ki guatr, yani iyot alımını engelliyor kara lahana. Bu da iyot alımını dengeliyor. İşte bitti. Bunun ikisi, bu iki arkadaşı bir araya getir. Muhabbet olur yani. O anlamda söylüyorum.